gelin bir ormana gidelim bugün. Bir ormanda iki arkadaş var. İkisi de ağaç kesiyorlar. Hayatlarını ağaç keserek ormancılıkla geçiniyorlar. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor. Ağaç kesmeye başlıyor. Bir ağaçı deviriyor, diğerine geçiyor. Onu deviriyor, diğerine geçiyor. Hiç ara vermeksizin Mola vermeksizin, yemek molası bile vermeden, çay molası bile vermeden, dinlenmeden geç saatlere kadar devamlı ağaç kesiyor. İkinci arkadaşı ise, birinci arkadaşından bir saat geç geliyor, çalışırken ara ara mola veriyor, dinleniyor. Hatta birinci arkadaşından bir saatte erken ayrılıyor, akşam namazında evinde oluyor. Bir ay sonra iki arkadaş yan yana geliyorlar. Hadi diyorlar bakalım kim daha fazla ağaç kesmiş? Bir sayalım bakalım, çek edelim, kontrol edelim. Bir sayıyorlar, bakıyorlar ki sonuç vahim. İkinci adam daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam yani çok çalışan, sabahtan akşama kanter içerisinde kalan, hiç mola vermeyen, ara vermeyen, yemek yemeyen, çay içmeyen, suya bile vakit ayırmayan adamcağız çok daha az kesmiş ağaç. Diğerinin deposunda daha fazla ağaç var. Birinci adam hem kıskanmış hem öfkelenmiş biraz da merakla nasıl olur bu demiş. Ben senden daha çok çalışıyorum. Hiç ara vermiyorum, mola vermiyorum, nefes almıyorum ama sen benden daha fazla ağaç kesmişsin. Bunun sırrı ne ola ki demiş. İkinci arkadaş tebessümle ona cevap vermiş. Doğru söylüyorsun demiş. Sen hiç mola vermiyorsun. Sen benden daha erken gelip daha geç gidiyorsun. Bense mola veriyorum, dinleniyorum ama senden daha fazla ağaç kestim. Çünkü ben o molalarda balta mı biliyorum. Evet. Balta bilemek. Yani kendimize vakit ayırmak. Kalp ve ruh dünyamızda seyahate çıkmak belki. Başkalarından ziyade kendi nefsimizle meşgul olmak. Belki başkasının günahının avukatı olmak, kendi ayıplarına ise savcı gibi daha sert davranmak. Hatta başkasının günahlarına bile ağlayabilmek. Yani erdem ve faziletle yaşamanın yollarını aramak. Baltayı bilemek lazım bu uzun yolculukta. Yunus ne diyor? Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Evet baltayı bilemeden böyle bir yolculuğa çıkmak çorak ve meşakkatli bu yolculukta yarı yolda kalmak demektir. Yunus deyince aklımıza onun hikayesi geldi mi gelmedi mi? Gelmiştir. O meşhur hikayeyi isterseniz birlikte paylaşalım, dinleyelim. Yunus Tapduk Emre'nin kapısındadır. Onun dergahına eğri odun bile götürmezmiş öyle derler. Ocakta yanan odunları bile seçerken dümdüz olmasına dikkat edermiş. Lakin bir Allah dostunun şöyle bir ifadesine şahit olmuştum. Demişti ki: Yunus'un Taptuğun kapısından içeriye eğri odun götürmemesi değildir esas mesele. Oraya eğri giren herkesin oradan düz çıkmayı başarabilmesidir. Parantezi kapatıyorum. Hikayeme devam ediyorum. Yunus Emre Tapduk Emre'nin dergahında hamdım, piştim ve oldum yolculuğuna çıkmıştır. Bir ara tam olduğunu düşünür ve izinsiz olarak huzurdan ayrılır. Yola düşer. Bir arayışı vardır ya, aradığı şeyi başka bir yerde bulacağı ümidiyle yola düşer. Aşkı arar ama rehberini muvakkaten kaybetmiştir bunu fark etti mi fark etmedi mi Yunus onu bilmiyoruz. Yolda iki arkadaş edinir. İlk molada bunlardan biri dua eder. Yorulmuşlardır, yol yorgunluğu vardır. Mola verirler üç arkadaş ama konuşan insanlar değillerdir. Selam aleyküm aleyküm selam ve sadece yolcudurlar, yol arkadaşlığı yapıyorlar. Molanın birisinde ilk molada arkadaşlardan bir tanesi iki rekat namaz kılar, elini açar, dua eder. Rabbimler sen bize lütufta bulun ve Cenab-ı Hak gökten semavi bir sofra indirir. Otururlar, yerler, içerler ve yola devam ederler. Erenler hiç konuşmazlar. Konuşmayı lafı güzaf olarak görürler. Tefekkürle ve tezekkürle yolculuklarını sürdürürler. Böyle yolculuklar konuşmayla bitmez. Tefekkür ve tezekkür önemlidir. Teemmül önemlidir. İmanı nazar önemlidir bu yolculuklarda. Hedefe kilitlendiysen o hedefe doğru doğru adımlar atmakla hedefe yaklaşabilirsin. Onlar da bunun farkında olarak birbirleriyle malayani konuşmuyorlar. Hoş dervişler konuşsa da malayani konuşmazlar ama o kadar canı bile aradıkları şey neyse ona karşı saygısızlık bellediklerinden konuşmadan kendi iç dünyalarında muhasebelerini yaparak yürüyorlar. Lafı uzatmayalım. Ertesi günü Tekrar acıkırlar, yol yorgunluğu bir ağacın altına durur, dururlar. İkinci arkadaş bu sefer iki rekat namazını kılar, ellerini açar, hususi olarak der ki Rabbimler ne olur bizi sen doyur. Sen rezzaksın, sen her şeyin, herkesin rızkını verensin, bizim de rızkımızı lütfet der ve gökten semavi bir sofra iner yine. Otururlar, yerler, içerler hamd ederler ve hakkın rızasını ermek için dua ile yola koyulurlar. Ertesi günü olur. Yine bir yol yorgunluğu vardır. Gidecekleri yere yaklaşmışlardır. Yol yorgunluğunu atmak için bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirler. İki arkadaş gözlerini Yunus'a diker ama onun kim olduğunu bilmiyorlar. Derler ki birader, kardeş, derviş, molla artık ne dediyseler. Sıra sende. İki gün biz Semavi bir sofrayla karnımızı doyurduk elhamdülillah. Bugün sıra sende. Hazreti Yunus seccadesini çıkartır, serer, abdestini alır ve namaza durur. Namazı kıldıktan sonra açar ellerini, dua eder. Rabbim der. Sen benim günahkar dilimle değil, Estağfurullah. Sen benim günahkar dilimle değil. Bu arkadaşlarım kimin himmetiyle, kimin şefaatiyle senden talep ettilerse ben de onun adına isterim senden. Ne olur beni mahcup etme ya Rabbi. Sen bizim rızkımızı gönder der ve gökten bir semavi sofra iner yine. Otururlar, yerler, içerler, şükrederler. Bu sefer arkadaşları merakla sorar. Derler ki, Molla derler, sen nasıl dua ettin de dünden bugünden daha geri kalmadı senin sofranda. Vallahi der, ben siz kimin adına himmet ettiniz, kimden himmet beklediniz, kimi şefaatçi, kimi aracı yaptıysanız Cenab-ı Hak'la sizin aranızda, ben onu bilmiyorum. Sadece Rabbim dedim arkadaşlarım, kimi şefaatçi eylediyse, ben de onu şefaatçi ederek senden talep ediyorum. Sen bizim rızkımızı lütfet. Onlar derler ki, biz derler Tapduğ'un kapısında bir Molla Derviş, Molla Yunus varmış. Derviş Yunus varmış. Biz her seferinde elimizi açarız. Deriz ki Rabbim bize Yunus hürmetine lütufta bulun deriz ve hiç duamız geri çevrilmez. Derviş Yunus'un adına attığımız adımlardan hiç geri olmayız. Onun adına istediğimiz şeylerden Cenab-ı Hak bizi mahrum bırakmaz derler. Derler ama Hazreti Yunus'u bir telaş alır ki sormayın gitsin. Eyvah der. Eyvah ben hangi kapıyı terk etmişim de haberim yokmuş. Hemen arkadaşlarına selamun aleyküm aleyküm selam benim dönmem lazım der ve gerisin geri döner. Bir gece vakti dergaha gelir. Herkes istirahate çekilmiştir gece vakti olduğundan dolayı. Hacı teyzenin yanına varır. Selamun aleyküm ben geldim der Hacı teyze. Çok pişmanım ben kaçak oldum. Kaçak oldum, terk ettim, vefasızlık ettim. Halbuki ben burada ateşe düşmüştüm. Aşkı ben burada tanıdım. Tapdukla ben burada yola çıktım. Nasıl olur da onu yarı yolda bıraktım? Acaba beni affeder mi diye Hacı teyzeden akıl sorar. Hacı teyze der ki, o da sever ya Yunus'u, sen der git kapısına yat, eşiğine kaf kafanı koy. Sabah namazına kalkar, kapısını açar. Senin üstüne basmadan geçer giderse, var git kendi yoluna başka bir kapı bul. Yok derse, bu bizim Yunus mu derse, işte talih kuşu senin başına kondu say. Bu heyecanla ve ağzında dua ile Yunus başını tapduğun kafasın kapısına koyar, eşiğine koyar. Ve dua ile kalbi adeta ağzında bekler. Sabah namazı için kapı açılırken aslında Yunus'un kalbinin kapısı da aralanmaktadır. Ya orada kalacak, ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünecek ya da ben yürürüm yane yane, aşk boyadı, beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi diyecek ve yollara düşecek. Hacı teyzenin dediği gibi talih kuşu o gün Yunus'un başına konar. Tapduk Emre ayağına bir şeyin takıldığını fark eder. Hacı Hanım der bu bizim Yunus mu? Bu bizim Yunus mu? Yunus'un duymak istediği müjdedir bu. Hemen kalkar, ele tek öper, af diler. Ben ettim sen etme efendim der. Ben der tapduk, seni bir mücevher gibi saklayıp hakka öyle armağan etmek istiyordum. Sen bile bilmeyecektin kendi kıymetini. Gidince ahirete orada görecektin hangi payede olduğunu, hangi kıymette olduğunu. Ama olmadı. Olmadı ama neyse ki sen erken döndün de kahrolmaktan da kurtuldun. Artık at senin, çevkan senin. Sonrası malum değerli dostlar. <laughs> ne diyor Yunus? Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz. Yar bu ne yaradır merhem bulunmaz. Benim garip gönlüm aşktan usanmaz. Varıp yare gider, hiç geri dönmez. Evet Yunus kapıda sebat edince Allah da onu hiç geri döndürmez. Allah sizi de bizi de geri döndürmesin inşallah.